Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Son sürat devam ediyoruz. Seçime doğru 2024 programımıza stüdyomuzda Türkiye İşçi Partisi Şişli Belediye Başkanı adayı Sayın Mehmet Tolga Bektaş bulunuyor. Sayın Bektaş merhaba efendim, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Burada bizimle olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul'un merkez ilçelerinden birinden Şişli'den bahsediyoruz. Şişli güzel ama Şişli'nin zorlukları da çok. Çok fazla handikap da içerisinde barındırıyor. Siz Heybeliada doğumlusunuz. Evet. Öğretmen bir anne babanın çocuğuysunuz. Sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi zamanı başlıyor. Galiba ondan sonra Şişli süreci de başlamış olsa gerek. Yani her zaman hayatımın önemli bir kısmı Şişli'de geçti. 4 yaşından itibaren çocukluğumun o eski tabirle buralar dutluktu zamanıydı Şişli'nin. Ya güzel zamanlar. Teşvikiye'de ben Polat Rönesans'ın otelinin oradan Arnavut Bostanı'ndan kıvırcık alıp Şel'in olduğu yerden dut topladığım bir çocukluktan itibaren Şişli'deydim. Bu dediğim çok değil. Doğum tarihinize bakıyorum. Yani 80'lerdi. Ve yani 90'lara kadar mahalle ilişkileri, mahalle dediğimiz duygu korunuyordu. 2000'lerin başıyla biz buldozer kentleşme diyoruz. O hızlı dönüşüm, inşaat rantının iştah kabarttığı, yani şeysiz sağdan soldan her cenahtan bütün o yerel yönetimlerin bu işe müdahil olduğu süreçle beraber Şişli esasında o betonlaşma sürecini 2000'lerin başıyla pik yapar vaziyette yaşamaya başlamıştı. Çoğu hayatımı Şişli'de geçti. Şişli'nin dönüşümünü biliyorsun. Evet, dönüşümünü ve çürümesine tanık olduğum için en çok hani içim içime sığmadı ve bir şeyi yapmalıyı yerelden uğraş edinmeye hani hayatımın belli dönemlerinde referans verdim. Ama hani adını da son dönemde işte bir yıldır Türkiye İşçi Partisi'nde emek veriyorum. Zaten yaklaşık 25-30 yıldır da yerel çalışmayı yürütüyorum. Evet. Burada da yani o bir yıllık süreçte de Şişli'ye dair bir şeyler yapmayı partimle beraber örgütlemeye, mayalamaya çalışıyorum. Tabii Şişli için yapılması gerekecek çok şey var. Çok şey vardır, eminim buna. Çünkü büyük sorunlarımız var. Bu sorunların çoğu aslında siyasi tercihlerden dolayı iktidarın yapmayı tercih ettikleri, etmedikleri, bazen işte ekonomik sorunlar hepimizin yaşadığı, bilerek isteyerek körüklenen sorunlar bazıları da. Ama Şişli'de en büyük sorun hepimizde olduğu gibi güvenli bir yaşam sağlayabilmek mi, konut mu, yuvalar mı, evlerimiz mi? Şimdi gayri safi milli hasıla da %7'ye yakın bir ekonominin döndüğü bir ilçeden bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin böyle can kalbi, İstanbul'un can kalbi ilçesi olarak adlandırılabilir. Yani çok ciddi bir rakam bu. 270 bin akşam uyuyan var, gündüz 3,5 milyon hattın içerisinden geçen var. Tabii. Emek ilçelerinden bir tanesi. Üreten bir ilçeden bahsediyoruz. Baktığınız zaman Görece, eskinin hani gene bir şarkısıyla Şişli'de bir apartman, yaz gelince adadasın. O orta üst sınıfın kadim eski şehir merkezlerinden olarak düşünülen Şişli, o zengin Şişli hızla diğer kentin diğer ilçeleri gibi hızla değerini yitirdi. Hızla. Ve yani bu makas hızla açıldı. Gene bir orta üst sınıf, daha böyle A plus dediğimiz bir ahali içerisinde barındırıyor, ekonomiyi barındırıyor. Ama aradaki makas hızla açıldı. Şöyle bir örnekle gözümüzün önüne gelmesi için vermek isterim. Örneğin Teşvikiye, Harbiye, buralar orta üst sınıfın yaşadığı, o Nişantaşı dediğimiz orta üst sınıfın yaşadığı ahalide bile bugün kentsel dönüşümün, evlerimizin ciddi olarak yenilenmesi, güvenli hale getirilmesi sorunuyla hepimiz baş etmek durumundayız. Hepimiz yaşıyoruz bu gerçekliği. Ama bugün benim de çok sevdiğim bir ağabeyim, örneğin hayatının 60 yıla yakınını Nişantaşı'nda yaşamış bir yönetmen Enis Rıza Sakız'dı. Adını da zikretmek isterim. Örneğin bir Nişantaşlı bugün evi yıkılacak diye artık orada bir kiralık evi 40 binin altına bulamayacağından ötürü bu hayat sürgün ediliyor, başka bir yere gitmek durumunda kalıyor. O zaman bunu şuradan diyebilir miyiz? Teşvikiye'de bile, Harbiye'de bile, Meşrutiyet Mahallesi'nde bile Görece orta sınıfın
bugüne kadar kentli nüfusu oluşturduğu orta sınıfın bile artık barınma sorunu var. Net söylüyoruz, artık Şişli'de bir barınma sorunu başat sorunudur. Hem de tüm semtlerde. Yani Nişantaşı'ndan Teşvikiye'den tutun Düştepe'ye kadar. Uç ve en, ne diyelim, barınma sorunu en az yaşama ihtimali olan en uç örneği verdi. Evet. Tabii ki en fazla barınma sorunu yaşayan Mahmut Şevket Paşa, Kuştepe, İzzet Paşa, Gülbahar, Mecidiyeköy ve tabii ki diğer mahallelerdeki deprem riski taşıyan yenilenmesi gereken binalar. Şimdi nasıl çözülür? Tabii iktidarın ilerletmek istediği yöntemler vardı. O yöntemler bence yurttaşı korkutuyor. Bence korkutuyor. Çünkü benim gözlemlediğim, ben de bir İstanbulluyum. Aman evsiz mi kalacağım? Aman kiraya çıkarsam karşılayamayacak mıyım? Aman elimdekini mi kaybedeceğim korkusu var. Siz kamusal bakışla müdahale edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz ve sosyal konut kavramını burada ortaya atıyorsunuz. Nedir? Neler yapılabilir mesela? O sosyal konut kavramını nasıl dolduralım? Bir kere iktidar yalnızca bu konuda değil, iktidar her şeyini korku üstüne yapıyor artık. Ya. Bu şiddet ve bu cebirle, bu öc alma duygusuyla, yani kendisinin haricindeki tüm halklara, tüm siyasi görüşlere şiddet uygulayarak kendi iktidarını konsolide ediyor. Bunu da kent politikasında kurum gibi adaylarla taçlandırarak İstanbul'a aday gösteriyor. Esasında iktidar kendi içerisinde tutarlı. Bu şiddet, bu kent şiddetini yaratan en büyük sorumluyu bu İstanbul'un başına getiriyor. Yaptığını bir tür meşrulaştırmak, yani o şiddeti esasında şiddetle meşrulaştırıyor. İktidarın artık bu kronik davranış biçimi. Bunu kenara koyalım. Biz ne yapacağız? Biz o umudu, o betonların arasından arada bir tane sarmaşık çıkar ya, o betonu kırar. O yeşilliği, o umudu nasıl yapacağız? Soru bu. Şöyle söylemek lazım. Böyle demin de kuliste diğer siyasetten insanlarla konuşurken, siyaset hep böyle vaatler siyaseti olmuş vaziyette. Biz gelince şöyle yapacağız. Ben hatırlıyorum, çocukluğumda iki anahtar vaat eden siyasetçiler hala bugün. Ben de çocuktum, Tansu Çiller. Evet, bugün hala o iktidarın, o geleneğin temsilcisi olarak bugün saray iktidarının arkasında konuşlanmış vaziyette. Peki o umut nasıl yaratılır? Vaatlerden ziyade bizim en çok bu hayata dair söylediğimiz söz, beraber bu meclisi, bu divanı, ortak sofrayı, o cooperation dedikleri, o kooperatif dedikleri ortak düzlemi, masayı nasıl yaratırız? Bu yalnızca bina konusunda değil, bu gıda konusunda, bu eğitim konusunda, bu sağlık konusunda, bu afet konusunda. Biz hikayeyi, yani bir kenti biz gelince böyle yapacağız. Biz dediğimiz Tolga, işte Türkiye İşçi Partililer değil. Biz dediğimiz beraber, bize oy veren, bize oy vermeyenlerle, 25 mahallenin yurttaşlarıyla, o belediyede 2800 emekçiyle, o biz. Şişli ile beraber bu işi nasıl yaparızın masası, zemini hazırlanacak. Daha özel de konut mevzusunda ne yaparız? Konut mevzusunda biz gelince her şeyi yıkarız, imar planlarını değiştiririz. Bunlar büyük ve boş vaatler. Halkımız da esasında buna çok da aşina. Biz yapacağımız hikaye gayet net. Esasında hepimizin de gerçekçi olmaya dair yapmamız gereken ilk adım hikayesi şudur. Bu işin özneleri kim? Bir, yaşayan, içeride yaşayan insanlar, yani mal sahipleri, komşularımız. Tabii. İki, bu işi yapacak teknik ayaklar, yani inşaat şirketleri olur, biz olur, yani belediyenin de fen işleri olur, yapı birimleri olur, buna müdahil olurlar. İki, hukuk süreci, yani bir hukuk ayağı, bir işi yapan teknik ayak, yurttaşın kendisi, bir de finans ayağı, yani kaynak mevzusu. Hepsini bir masada toplayabilir misiniz? Çok zor bir şeyden bahsediyoruz. Gerçekçi olalım. Bir apartmanda insanlar, komşular bir arada apartman yönetimi konusunda bile çoğu zaman anlaşamayıp bunu bir şirkete veriyorlar. Düşünün, apartman kavgaları filmlere konu olur. Bir arada iş yapmak çok zor. Ama olabilir. Olduğu zaman da tadından yenmez.
Şöyle bir düşünelim. 3-4 apartman, yani ada bazlı demiyorum. 3-4 apartman bile şu anda bir ortak konsensüse vardığı zaman asansör boşlukları, deprem, yangın merdivenleri tek olacak, sığınağı tek olacak, otoparkı olabilecek, bütün o kayıp alanları hepsi minimize olacak. 5 apartman bir arada ikna olsa belki bir günde değil, işte bir vakitte değil, 5 vakitte olacak biraz bu. İster istemez üzerine maliyetin artmayacak. Evet. Yani üstüne bölgesine göre ciddi bir maliyet artışı olur. Ki biz Şişli'de birbirinden kopuk apartman binalarından da bahsetmiyoruz. Bitişik binalardan bahsediyoruz. Bitişik nizamdan bahsediyoruz. Şöyle düşünelim. Yani bunu insanlara sakin kafayla ikna edici bir tonda anlatmamız lazım. Bu fikirlerimizi paylaşacak mecraları yaratmamız lazım. Belediye en çok bu ortak mecrayı yaratır. Bu diyalog alanlarını yaratır. Burada bir güven unsuruyla, güven unsuru derken yani oraya herhangi bir müteahhitin elini kolunu sallayarak gelmemesini, gerçekten o işin üstesinden gelebilecek bir müteahhit portföyünün, inşaat firmasının oraya gelmesinin güvencesi, garantörü kimdir? Kamudur. Biziz. Oradaki mevzuatlarda müteahhitle işte atıyorum apartmanların veya kooperatif mevzusunda taşeronla kim yürütecekse onun mevzuatını bağlayıcı, sağlam, dezavantajlıdan yana tesis edecek hukukçuları kim sağlayacak? Kamu sağlayacak, biz sağlayacak. Güvenli masa yaratacağız barınma için. Güvenli masa. Güvenli masa. O masalar, o ya ben buna divan da demek hoşuma gider. Evet. Evet, yani bu mecralar, bir araya geldiğimiz bu diyalog ortamlarını, ortak kararı aldığımız masalar, bir araya gelişler esasında bir kenti yerinden, sokaklarından, 3-4 apartmanının ortak sesi olarak şekillendirmenin ilk nüveleri olur. Zor bir işe başlamış olacağız ama sonrasında başka türlü bir belediyeciliğin mümkün olduğunu ufak ufak hepimiz hissedeceğiz. Ve hızlandırılmış bir süreç. Başlangıçta zor, belki ondan sonrası daha hızlı ilerleyecek bir süreç söz konusu olabilir. Tabii. Bu arada doğal taze gıdaya ulaşım imkanları yaratmak her mahallede vurgunuz önemli. Ben şimdi süremizin yarısına geliyoruz bile galiba, değil mi yönetmenim? Süreyi bana söylersiniz. Hepsini, her projenizi konuşmak, anlatabilmek istiyorum. Güvenli gıda, taze gıda. Bizim en büyük eksikliğimiz, ulaşamıyoruz güvenli gıdaya. Yani bir elma alıyoruz, üstü mumlarla kaplanmış. Yıka yıka çıkartamıyoruz örneğin. Ya. Sizin peki ilgi bu, alanınız, meslek alanınız. O yüzden evet, çok evet, iyi bildiğiniz bir konu. Evet, organik bakkalım var. Tabii. Ve yani sebze, bakkal malzemeleri satıyorum. Ve Anadolu'nun her yerinden yerel üreticiler, adil gıda dediğimiz standartlara uygun üretim yapan, atalık tohumla, ekolojik işleyişe tabii uygun, emek sömürüsüne tabi olmayan, karbon ayak izine, karbon ayak izinde minimum çıktı veren bir süreçten üretilen ürünlerin aracısız belediyenin her mahallesinde satılabilmesinin imkanlarını yaratmak bizim görevimiz. Bunun bir örneğini ben mahallemde hayata geçirdim. Her mahallede yapmayı da hedeflersiniz. Her mahallede bunu yapabiliriz. Yani bu bir sürü şeyi esasında dermanıdır. Bir, çok uzaktan başlayalım, göçün dermanıdır. Göçün. Doğru. Yani trafik dediğiniz şeyi nasıl çözeceğim diye konuşuyoruz ya. Trafik en basitinden göçün önlenmesiyle başlar. Tamam mı? İnsanlar yerini, yurdunu niye terk eder? Yerini, yurdunu niye terk ederiz? Niye göçeriz? Orada hayat ekmek dönmediği için umut kapısıdır, İstanbul'a taşı toprağı altındır diyen tabii yaklaşık 60-70 yıldır bir akın var. Daha ilk defa şehrin bu kadar çözüm üretmemesinden dolayı şehir ters göç almaya başlamış. Buna birazcık sevinmeliyiz. Ama niye bu insanlar yurtlarında, yerlerinde bir şeyleri döndüremezler? Niye göç etmek zorunda kalırlar? Buralardan, yani üreticilerin ürünlerini sağlıklı, yani sağlıklı gıda şeklinde nasıl bu? Bir, atalık tohum. Atalık tohum dediğiniz şey endüstriyel tarıma karşı. Tabii. Yani gıda endüstrisi dediğiniz şey dünyadaki en büyük endüstrilerden bir tanesi. Tamam.
Sağlık endüstrisi dediğimiz şey dünyadaki en büyük endüstrilerden bir tanesi. Hı-hı. Silah endüstrisi, savaş endüstrisi, bunların hepsi de birbirine girifit endüstriler. Yani o gıdacılar aynı zamanda sizi hasta eder, ondan sonra da onun ilacını ortaya koyar. Sizi salgın eder, evlerinize tıkar, ondan sonra onları derman diye başka bir şeyleri sunarlar. Dünya artık bunların kurgulandığı, hayata geçtiği bir dünya. Bu kapitalist ilişkiler her şeyimizi metalaştırma üstünden kurgularlar. Bunlara inattır işte o bizim küçük üreticiyle kurduğumuz ilişki buna inat. Göçe inat. Toprağımızın alamaz koltlara, bu Kanadalı altın tüccarlarına peşkeş çekilmemesine inat. Ya da Kanada'dan mercimek almaya inat. Veya işte bir savaştaki ülkeden bizi buğday almak. Mesela. Yağ almak zorunda bırakan bu mahkumiyete inat bir şeydir. Biz çocukluğumuzda kendi kendine gıdası yeten 7 ülkeden biri diye okurduk. Ha, bu da çok övünülecek bir şey değildi. Çok sıradan. Yerli malı, evet, yurdun malı. Tabii. Bugün milliyetçi, muhafaza, kar diyenler yerlinin malı yok, yurdun malı yok. Her şeyi sattınız, meraları da açtınız. Bütün ülkeyi hakikaten yani, savaşta bu kadar işgal edilemez. O kadar tapularıyla verdiniz ya. Meralar, yaylalarımız imara açıldı ya. Durum bu. Şimdi biz bu adil gıdaya nasıl ulaşacağız? Üreticiler zor koşullarda bu gıdaya tesis ediyorlar. Biraz da maliyeti yüksek olur. Biz bunları alacağız. Aracısız bir şekilde mahallelerde bunları insanlara ulaştıracağız. Bakın bu bizim sağlığımızdır ya, hayatımızdır. Yani bağırsaklarımız özellikle, örneğin bu konuyu çok şey yapar. Yani gıdamız da hani ikinci beyin deniyor son dönem bağırsaklara. Ekmek mevzusu veya SKT'li ürün mevzusu, probiyotikler, yani bütün şeyimizi, sindirimimizi o kadar felç ettiler ki bir sürü hastalığın da temeli bu gıdada. Aynı şekilde vaktimiz dar olduğu için hızlı geçiyorum, kusura bakmayın. Aynı şekilde eğitim. Bunca gerici eğitime siyasi olarak solda yer alan partiler sözünü söylüyor. Aleviler söylüyor. İlerici unsurlar söylüyor. Mitingler yapıyoruz. Mücadelemizi verelim. Fakat soru şu. Biz mahallemizde yaşıyoruz ve çocuklarımız büyüyor. Her gün büyüyor. Biz o her günü kaçırmamamız lazım. Bizim bu mahallede yaşıyorsak belediyemiz bize alternatif, laik, hayatın sorunlarını çözen, pratiklerini bir fiil hayatın içerisinde deneyimlettiği alternatif eğitim derslikleri, mahalle derslikleri açmak zorundadır. Bunu sosyalistler yapmakla mükelleftir. Sosyal demokratlar bunu yapmakla mükelleftir. Eğitimde eşitlik de sağlanmalı. Bunun için de yardımcı. Çünkü tüm çocuklarımız eğitime eşit ulaşamıyor. Kesinlikle. Kamusal olarak bunlar bizim görevimiz. Eğitim, gıda, barınma. Barınma. Tüm bunları da yaparken her şeyin başında katılım. Ortak sözle yapacağız bunu. Ortak katılımla, ortak emekle. Biz geleceğimiz, iyi öğretmenler getireceğiz demiyoruz. O mahallenin özneleriyle, gönüllü öğretmenleriyle bunlar yapılacak. Tam da işte o zaman yaşayan bir mahalle oluruz. O mahalle tutunur birbirine. Çocuklara kurs imkanı, etüt merkezi imkanını da böylece sağlamak gerekiyor. Ve sizin de sunacaklarınız arasında, projeleriniz arasında bu var. Şimdi çocuklarımız dedik, eğitime ulaşabilmek dedik, doğal taze gıdaya ulaşabilmek dedik ki atalık tohum vurgusu yapıyorsunuz. Altını çiziyorum sevgili izleyiciler. İsrail tohumu destekleniyor ülkemizde. Atalık tohum vurgusu yapıyorsunuz. Barınmayı konuştuk, bir de sağlık var. Sağlığı da konuşalım çünkü Şişli'de yaşayan izleyicilerimiz Şişli Etval Hastanesi'ni yok ettiler. Biz sağlıkta çok büyük zorluk çekiyoruz diye serzenişte bulunuyorlar. Nasıl çözülebilir? Yalnız Şişli'de değil. Bu iktidar, bu neoliberal politikalar kamusal hizmeti şehirlerin merkezlerinden, Şişli'de merkezdir, çalarlar, çaldılar. Ya. Üretim alanlarını çaldılar. Niye? Çünkü bir, o üretim hakikaten bu ülke cumhuriyetin ilk kuruluşuyla kalkınmacı bir model, üretim üstüne kurulan bir cumhuriyetti ya. İlk önce içini boşalttılar, üretimden çıkardılar, zarar ettirdiler, eş dosta içeriye soktular. Belediyecilik de böyle kodlandı. Belediye dediğin zaman senin seçim kampanyana destek verenler, işte senin seçmenlerin, senin kazanmanla beraber o belediyeden nemalanmak üstüne o ilişkiyi kurarlar.
Böyle böyle bu kamusal alanlar içeriksizleştirildi, işlevsizleştirildi. Sonra da işte 2009'daki atıyorum tekel direnişine kadar Mecidiyeköy'deki en değerli arazi tekel likör fabrikasıydı. Evet. Veya işte Şişli Etfal Hastanesi. Evet. Ecdad Yadigarı. Onların jargonuyla konuşalım. Ecdad Yadigarı'nı Sultan Abdülhamit'in yalnızca çocuklar için açtığı bir hastaneyi çaldılar. Allah'tan tapu da sağlık şerhi var da bir kılıf bulamıyorlar. Bomonti Bira Fabrikası'nı çaldılar. Marmara Üniversite arazisini çaldılar. Bu dediklerimin hepsi Şişli'de. Burada büyük bir rant dönüyor. Soru bu. Bunlar bu arazileri kendi tabii ki nasıl işlediğini de tahmin edebiliyoruz. Kendi yandaş şirketlerine imar artışları yapılarak tahsis edildi, ihale edildiler. Buralardan büyük rantlar elde ettiler. Günün sonunda bizim sağlığımızı çaldılar. Bizim üretim alanlarımızı, emek alanlarımızı, kamusal emek alanlarımızı çaldılar. Okulumuzu, üniversitemizi şehrin içinden çaldılar. Bunlarla kapışmak zorundayız. Bu aynı zamanda yalnızca AKP'nin yaptığı bir şey değil. Bu neoliberal politikaların dünyanın her yerinde yapıyor bunu. İngiltere'de de yapıyor, Paris'te de yapıyor. Peki nasıl kapışılacak? Tam da bu. Gezi Parkı'nda dört ağaç diye küçümsedikleri hikaye esasında bu ülkenin umududur. Dört ağaç, evet kardeşim dört ağaç. Bu ülkede o dört ağaçın altında iftar saatini bekleyen Müslüman komşularımın hakkı içinde o dört ağaçın hakkı. Hepimizin hakkı için, yaşadığımız yerlere sahip çıkarak, emeğimize sahip çıkarak, eğitim hakkımıza, suyumuza, sağlıklı beslenmemize sahip çıkarak, İliç'te Fırat Nehri'ni zehirleyenlerden hesap sorarak, biz kurum gibi bu ülkeyi betona boğan bir kentleşme politikasının mimarını İstanbul'a seçtirmeyerek bunun hesabının kesilmesini sağlarız. Bunun umuda dönüşmesine vesile oluruz. Tabii. Peki 7 dakikamız var zannediyorum ki. Diğer konuların da üzerinde durmak istiyorum. Bir yönetim biçimi anlayışından bahsediyorsunuz. Yerele ait o kararlar nasıl alınacak? Kolektiflik vurgusu yaptınız zaten ama mahalle meclisleri vurgusu, bir mahalle aplikasyonu çalışması bunlar da önemli. Çok kısa bahsedeyim. Buyurunuz. Keyifle. Yani biz kazansak da kazanmasak da. Hı hı. Bunu yapan, buna dair işler yapan tüm böyle solda emekten yer alan tüm belediyelere de bu desteği ben memnuniyetle, ekibimle vermekten memnuniyet duyarız. Yani biz de şu anda zaten uzunca bir süredir yaklaşık Gezi'den bu yana mahallelerde bu katılım mevzusu nasıl olur? Mahalle meclisleri, mahalle meclislerinin network'ü, kent konseyi, kent konseyi ile belediye meclisinin nasıl çalışacağını, belediyenin müdürlükleri ve tabii ki muhtarlıklar. Muhtarlıklarla bu network, bu ağ nasıl sağlanır? Birincisi, insanlar, çok hızlıca paylaşalım. İnsanlar sevdikleri veya ihtiyaç duydukları konuda örgütlenirler, bir araya gelirler. Ya zaruretten ya da mutlu oldukları için. Tabii. Yani hobi dediğimiz şey de, spor salonundaki bir cemiyet ilişkisi de, kahvede oyun oynadığın arkadaşın da, ne bileyim yoga yaptığın ekip de, esasında senin bir kolektif alanın, her mahallenin kendine özgü bir demografisi var, yaşayan insan profili var. Veya o mahallenin ciddi bir sorunu var, tapu sorunu var. Ok Meydanı'nın tapu sorunu var Mahmut Şevket Paşa'nın. Orada insanlar bu konuda örgütlenmişler. Çok önemli. Tatavla'da, yani Tatavla bölgesinde, Feriköy'de insanlar gıda konusunda örgütlenmişler. Eski eşyaların bağışlanıp, onlar ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata ulaştırıldığı ve bu kazançla da üniversite öğrencisinin burs sağlandığı Tatavla dayanışma diye bir öz örgütlülük yaratmış insanlar. 7-8 yıldır Eşref Efendi sokakta, adını da zikredelim, Tatavla dayanışma bu öz örgütlülüğü yaratmış. Bu bir meclistir, bu bir umuttur. Halkın öz örgütlülüğü, arkasında fon yok, arkasında devlet yok. İnsanlar bir araya gelmişler, 4 tane üniversite öğrencisi okutuyorlar, eski kıyafetlerini bağışlıyorlar. Hem recycle, hem çevreci, hem uygun fiyata eski eşyanı, eski kıyafet alabiliyorsun. Ve gayet kullanılabilir kıyafetler ve bir sürü de insan okutuyorsun. Şunu demek istiyorum, mahallede insanlar konu bazlı ve ihtiyaç bazlı bir araya gelebilirler. Bunu doğru koordine ederek muhtarımızı da,
bu işin içerisinde bir özne olarak, bir koordinatör olarak konuşlandırarak ve tabii ki mahallede yaşayan meclis üyelerimiz. Örneğin meclis üyesi ne işe yarar? Hangimiz hangi meclis üyesini tanıyoruz? Kahramanlar seçiyoruz. Belediye başkanı kahramanımız ki onun da adını çok bilmiyoruz. Genelde kahramanlar işte maalesef konjektürel siyasetin kutuplaştırdığı ya oradasın ya buradasın hapsedilen bir seçim yapmak durumunda kalıyoruz. Adayları, meclis üyelerini tanımadan oy veriyoruz. O meclis üyeleri bir işe yaramak zorunda. O mahallenin mahalle meclisinde olmak zorunda. Sen meclis üyeni mahalle meclisinde yakalarsa, ya bizim sayın meclis üyem, bizim kaldırım 3 haftadır yapılmadı. Bak muhtarımızla beraber dilekçe verdik, hadi bunun da takibini yap diye sıkıştırırız. O mahallede yaşayan meclis üyesi, muhtar ve sokak temsilcilerimizin seçildiği temsilcilerle ve çalışma gruplarının, eğitim, alternatif eğitim çalışma grubu, anneler olarak bir araya gelmişiz veya işte babalar olarak, ebeveynler olarak bir araya gelmişiz. Çocuklarımıza 2 saat mahallede oyun grubu yapacağız. Bize belediye yer verecek. Lojistik verecek. Tamam mı? Belediye kamusal hizmeti böyle altlıklar yaparak bu mahalle öznelerine, bu mahalle öz örgütlülerine, öz örgütlülüklerine altlıklar yaparak insanların örgütlenmesini sağlar. Örneğin bugün belediyenin karşısında rezerv alanı ilan edilen alan, evet. Hızlıca paylaşalım onu da, 72 katlı bir inşaat ruhsatı veriliyor. Biz bir kat insanlar kendi evlerini arttırmak için hakkı sahip değilken 72 katı oraya konuşlandırıyorlar. Bunu belediye itiraz ediyor, buna mücadele ediyor. Belediyenin gücü yetmez buna tek başına. Örgütlü mücadelenin. Bunu ancak halkın gücü yeter. Hı hı. Halk bir araya gelirse bu kavga büyür, bu kapışma görünür olur, iddialı olur. Onun için bu neoliberal politikalarla yalnızca belediyeyi almak da yetmez. Bir halkı beraber bu belediyenin öznesi yapmakla, kapımızın önünü süpürmekle, komşumuzla mesullenmekle, öz örgütlülükle, mahallelerden insanların meclislerle bu belediyenin içerisinde bir özne olduğunu hissetmesiyle ancak değişebilir. Aslında sizin verdiğiniz bu örnek sadece Şişli özelinde ya da herhangi bir ilçe özelinde değil. Bu ülkemizin genelinde de örgütlü mücadelenin başarıya ulaşabileceğinin kanıtlarını da gördük. Bunun için de çok önemli değil mi? Kesinlikle. Yaşam alanlarımızda öz örgütlülüğümüz söz sahibi olmak zorunda. Ya da sahip çıkmak istediklerimiz söz konusu. Kesinlikle. Yoksa gidiyor ülke hakikaten. Çürüyor ya. Hem göçüyoruz hem topraklarımız, denizlerimiz, kıyılarımız işgal altında. Bildiğiniz işgal altında ya. Evet. Peki biz süremizin sonuna geldik ama ben yine hem sizin Şişli halkına seslenişinizi hem de sadece Şişli'yi de dar alanda bırakmıyorum. Çünkü söylediğiniz her şey tüm izleyicilerimize ulaşıyor ve geniş kapsamda mesajlar veriyorsunuz. Mesajlarınız da öyle. Neler söyleyeceğinizi merak ediyorum Sayın Tolga Bektaş. Ne dersiniz? Son söz sizin izleyicilerimize. Ya ben şunu istiyorum. Buyurun. Bir kere gerçekten bir seçimle bir şeyler değişmeyecek. Tabii ki seçimler önemli. Ama her şeyimiz, önce şunu demiyoruz, her şey çok güzel olacak 1 Nisan'da. Öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Gerçekçi olalım. Biz şunu diyoruz, emek vermeden hayat değişmiyor. Emek vereceğiz, sebatkar bir şekilde o emeği vereceğiz, ısrarcı olacağız. Ve ancak o emekle güzelleşecek. Emek en yüce değerdiri, hani bir kutsal laf diye söylemiyoruz. Hakikaten veriyorsun ki o güzelleşiyor ve sen manalanıyorsun. Hazır değil o. Senin varlığınla anlamlanan bir şey. Diyoruz ki bu sokaklar, bu mahalleler daha senin yaşamaktan mutlu olacağın mahalleler olması için emek vermen lazım. Bunun için de bize biraz yetki verirsen, yani Şişli Belediyesi'nde oyunu bizden yana kullanırsan, şu anda bizim oyumuz, ben öyle büyük laflar etmiyoruz. Ya ben de etmiyorum, partim de etmiyor. Gerçekçi olalım. Türkiye İşçi Partisi'nin şu anda oyu Şişli %8 bandında. %10 bandının üzerine geçmemiz lazım. Ben çok isterim belediye başkanı olup bu gücümüzle, bu ruhumuzla belediyede kamusal bir sosyalist belediyeciliği hayata geçirmeyi. Gerçekçi olalım. Ama %8 değil, %10 bandının üzerine geçerse Türkiye İşçi Partisi, evet. belediye meclisinde Türkiye İşçi Partisi olacak. Ve gerçekten Şişli eskisi gibi olmayacak. Bunu tip zaten 3 milletvekiliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin gerçekten o meşru müdafasını yapan 3 yiğit meclis vekilimizle, bir tane de mapusta esir
Vekilimizle bunu yapıyoruz. Onun için bizim belediye meclis üyelerimizin mecliste olması demek, Şişli'nin mecliste olması demek. Meclisin de yanlışları, hatalarıyla o sokaklarda konuşuluyor olması demek olacak. Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Çok böyle demokratik bir şekilde takip ediyorum. Diğer siyasi görüşlerden de tüm adaylara, görünmez adaylara da görünürlük yarattığınız için ben Tele1'e ve size teşekkür ediyorum. Sağolunuz efendim. Başarılar diliyorum size. Cümlemize, memlekete. Sevgili izleyicilerimiz, biz Seçime Doğru 2024'ün bugünlük sonuna geldik. Türkiye İşçi Partisi Şişli Belediye Başkanı adayı Sayın Mehmet Tolga Bektaş'la konuştuk. Dakikalar sonra ana haber bülteninde Burçin Atılgan sizinle olacak. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.